eder. Vallahi vazgeçmem bana verilen bu hak davadan. Ya bu yolda can verip ya bu hedefe varmadan. Evet, rahmetli şehit liderimiz böyle söylerdi. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Ve buradan bir kez daha söylüyorum. Davan davamızdır. Yolun yolumuzdur Sayın Genel Başkanım. Kıymetli divan, kıymetli misafirler, kıymetli üyelerimiz, basınımızın yüzüde mensupları, emniyet teşkilatımızın göz bebeği olan bizlerin huzuru için gecesini gündüzüne katarak hiç durmadan, yorulmadan görevini yapan kıymetli polislerimiz, seçim kurulunun değerli temsilcileri, kıymetli beyefendiler, Büyük Birlik Hareketi'nin lideri ve kadrosuyla ortaya koyduğu milli mutabakat çağrısına nizasız, fasılasız, cesaretle ve büyük bir mukavemetle omuz veren dava arkadaşlarım, al bayrağın altında bir ferdini bile ayırmadan mutlu ve mesut yaşasın diye yola devam olmuş alperenler ve ne yaptıysak kendisi için yaptığımız, bundan sonra da ne yapacaksak kendisi için yapmaya kararlı olduğumuz aziz milletimiz, Büyük Birlik Partisi'nin Araklı İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben 2006 yılında Büyük Birlik Partisi'nde ilçe başkanlığına başladım. Bu kutsal görevi yürütmekten büyük bir onur duyuyorum. Çünkü biliyorum ki yalanla, hileyle kazanmaktansa doğrulukla kaybedenlerin partisiyiz. Bizler zor imkanlarla, kendi gayretlerimizle siyaset yapıyoruz. Başkalarının gücüyle değil, başkalarının yüzüyle kazanmaktansa sizler olup kaydetmeyi daha uygun görürüz. Burada siyasete başladığım günden beri ne görev verildiyse elimden geleni yapmaya çalıştım. Hiçbir menfaat beklemeden millet adına, davamız adına, imkanların dahilinde Allah-u Teala'nın bana vermiş olduğu kuvvetle elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra da ahdim olur ki bu kürsüden ve bundan sonraki kürsülerde ben ve arkadaşlarım şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu kürsüden, bu kürsülerden millet adına hayırlı olacak her türlü fedakarlığı yapacağız. Bugün burada sorunlarımızın birkaç tanesine değineceğiz. Bölgemizin temel geçim kaynaklarından olan çayımız. Arkadaşlar, çayımız para etmiyor. Bin bir zorluklarla yağmur çamur demeden toplayıp ambarlara getirdiğimiz çayımız orada kondisyon uygulaması nedeniyle alınmayıp günlerce bekletiliyor. Uygulanan kota nedeniyle üretici özel sektör fabrikalarının önünde bırakılıyor. Bunlar da Çaykur'un belirlemiş olduğu fiyatın yarı parasını, yani maliyet parası bile olmayan bir rakamla üreticinin elinden çayını alıyor. Her yıl çayda budama yapma zorunlu. Ama budama yaptığınız çayı ne Çaykur ne de özel sektör fabrikaları almıyor. Buna muhalefet partilerinin sesi çıkmıyor. Ben buradan Sayın Başkanımıza sesleniyorum. Çay bu bölgenin temel geçim kaynaklarındandır. Çayımıza hak ettiği değeri verin. Başka bir konu arkadaşlar. Bu konu gündemimizi bir hayli meşgul etti. Araklımızın yarı başına çöplük yapmak isteniyor. Araklı'nın akciğerleri sayılan durum çöplük yapılmak isteniyor. Allah aşkına, Araklı'dan %70 oy aldınız. Trabzon'un ikinci büyük ilçesinin turizm alanı olan Turuk ne yaptı size? Hani oraya üniversite yapacaktınız?
ısrarım Araklı'daki temsilcilere bu konuda yaptığımız toplantılarda ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim başbakanımız var. Ona rağmen bir şey konuşamayız. O zaman bırakın gidin. Bırakın gidin biz konuşuruz. Ülkemize ve bizlerin önemli bir sorunu olan Kürer Vedası 27 yıldır devam ediyor. Her şehit cenazesinin ardından yetkililer açıklama yapıyor. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. O zaman demek ki bir 27 yıl daha bekleyeceğiz herhalde. Çıkartın idam yasasını, asın Mehmetçiye polise vatana kurşun sıkanı, alın Büyük Birlik Partisi'nin terörle mücadele raporunu uygulayın. Bakalım terör kalıyor mu? Büyük Birlik Partisi bu ülkeyi vatan bilen herkesin partisidir. Bu milletin arasına, nifak tohumu sokanlara da en cesur, en etkili sözü söyleyecek kürsüdür. Özellikle söylüyorum, ismi bin yıldır İstanbul'un ve Türklüğün ortak adı olan Selahattin ismiyle bu millete fitne olan BDP'lilerin ya isimlerin hakikatlerine tabi olmaları ya da haklarını bilmeleri lazımdır. Bu kürsüden Allah-u Teala'nın izniyle millet adına söz konuşurken susmayanların, susturulmayanların hiçbir siyasi baskı karşısında eğilmeyen, bükülmeyenlerin kürsüsüdür. Allah-u Teala bizi bize kardeş etmiş olduğu bu hakikat etrafında bir takım yüzlerin kapkara, bir takım yüzlerin bembeyaz olacağı mahşer gününde burada toplanabildiğimiz gibi toplanmayı nasip eylesin. Temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah ya